Sevgili boğa burçları, ay burcu boğa, yükselen burcu boğa olanlar. Bakalım Mart 2022 sezonu sizleri neler bekliyor, neler getirecek, bize ne mesajlar var. Önce kahve falı bakacağım, tarot bakacağım ve deniz kızı destesinden size okumalar gerçekleştireceğim. Diyetiniz üzerine odaklanın. Arkadaşlar bakalım Boğa burçlarında neler var neler yok. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Kahve falına odaklanıyoruz. Ne diyor bize kahvenin mesajı? Bir kere özgürleşip uçmak isteyen bir ruh var arkadaşlar. Ama bir türlü özgürleşemeyen. Bir türlü aza kanaat edip Çoğu da bulamıyor. Aza kanaat ediyor, sabrediyor. Çoğu da bulamıyor. Bir ara kendini suçluyor. Enerji duruş, duran stabil durumda enerji. Ve diyor ki ya bu Mart ayı da böyle geçerse ne yapacağım diyor Boğa Burcu. Biraz sabit fikirlisin. Biraz daha gayret etmen gerekiyor. Aslında neşeli bir ay olacak ama bir türlü işleri yoluna koyamadığını görüyorum. İşleri yoluna koymak için çalıştığını, çabaladığını söyleyebilirim. Arkadaşlar şöyle bir açtığımda bakınız ay çok süper ya. Süper oldu. Arkadaşlar kocaman bir adeta Büyük İskender'in heykeli görüyor musun? Bak şurada. Şu heykeli görüyor musun? Büyük İskender'in heykeli gibi. Arkadaşlar kesinlikle çok önemli bir süreçtesiniz. Çok çok önemli bir süreçtesiniz. Bunu kullanmayı öğrenin. Yüreğinizden ne geçiyorsa gerçekleşecek. Şimdi 6 gün 6 hafta 6 ay verdi. Mart ayından sonra 6 ay sayın. Ve şurada iki insan buluşuyor bakın kısa boylu bir kadın ve biraz orta boylu bir erkek böyle başlarında arkadaşlar toplu iğne var. Sanki geçmişteki bir partnerleri, geçmişteki birileri bir büyü yaptırmış, bir negatif enerji yaptırmış. Bir türlü düzelmiyor, bir türlü yoluna girmiyor. Yoluna girmesini beklerken sıkıntılar oluşmuş. Arkadaşlar bir büyü bir negatif enerji bir kötü enerji sizi sarabilir. Bu büyüden kurtulmanın çaresine bakın. Kesinlikle bakınız şurada kocaman bir deniz. Denizin içinde bir sandal ve bir kadın bir şey atıyor denize. Ufak bir bir şey atıyor. Arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bir tılsımat yapabilirsiniz. Bir ritüel yapabilirsiniz denizin ortasına atın ve deyin ki bendeki negatif enerji büyü şu andan itibaren denizle beraber yok oldu deyin ve burada bir peri kızı başında kocaman bir yıldız var seni adeta alkışlıyor mart ayında boğa burçları üzerinizdeki ağırlığı atıyorsunuz büyüden kurtuluyorsunuz negatif enerjiden kurtuluyorsunuz kesinlikle kurtulmalar var Burada bir baca, bir fabrika bacası gibi bir kadın, bir ya da bir genç bir kadın ya da bir genç kız gidip geliyor buraya arkadaşlar. Burada bir aşk mı yaşanıyor? Bir gül aldığını görüyorum bu genç hanımın. Ya aynı yerde çalıştığı arkadaşı, ya başka bir yerden gelmiş bir demir parmaklıkların önünde böyle bir fabrika gibi bir hastane gibi yerde çalışıyor bakınız geniş bacası var. Böyle bir yerde çalışan bir genç hanım görüyorum. Adeta burada arkadaşlar bir aşk yaşanmış, bir gül alınıyor gül. Bildiğiniz gül alınıyor arkadaşlar. Net olarak görüyorum. Gül kısa süreli ilişkiye işaret ediyor. Bakınız kısa süreli ilişkiler olabilir ama bunun sonu pek hayırlı gelmiyor. Bakın gül Gülün ömrü kısa olur ve rüyada da görülse normalde de bir sevgili birine gül verse kısa süreli bir ilişki olur. Sonra dağılır arkadaşlar. Aşkın sembolü biliyorsunuz şakayıktır ya da lotus çiçeğidir. O yüzden gül gördüğüm zaman kısa süreli bir ilişkin var. Devam etmeyecek. Çünkü birbirinizi anlamıyorsunuz. Birbirinizi dinlemiyorsunuz demektir arkadaşlar ve gerçekten burada bir karanlık süreç başlamış. Aydınlığa çıkmak istiyorsanız kötü bir ilişkinin sonunu getirin arkadaşlar. Kötü bir ilişkiye dur diyebilirsiniz. Burada bir yağmur, bulut var. Yağmur var arkadaşlar. Bereketli süreç. Ama o bereket bile bazılarını kurtarmayacak. Çünkü sizden ibadet isteniyor, içinde bulunduğunuz durumdan, sıkışık durumdan çıkmanız isteniyor. Hastane, hapishane ya da bakım yurdu gibi bir yerde kapalı kalan bir insan görüyorum. Ona yardım edeceğiniz, onu bu sıkıntıdan, bu dardan, bu zordan kurtaracağınızı görüyorum. Arkadaşlar bir ok ve yay var. Ok yaydan çıkmış diyor. Sanki birine bir söz söylenmiş, bir sıkıcı durumlar oluşmuş. Bir türlü düzelmiyor ama yakında da onu da düzeltme fırsatı bulursunuz evvela Allah. Bakınız iki ayrı evde iki kişi bir gözyaşı döküyor. Sanki ayrılmışlar. iki ayrı şehir. Charles Dickens'ın <laughs> hikayesi var ya. İki iki şehrin hikayesi romanı var. Ya, onun gibi iki tane aşkın hikayesi de burada yazıyor arkadaşlar. İki şehrin hikayesi. Ve gerçekten adeta oralardaki dramlar burada da yaşanmaya başlanmış ama Bakınız bir deve bir yük alıp gitme, yük alıp gittikten sonra da iki insanın birleşmesi söz konusu. Kesinlikle birleşmeler var. Uzlaşmalar var. Ve bir evlilik yapılacak arkadaşlar. Mutlu bir beraberlik yapılacak. Şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Şöyle Mart ayında boğaları neler bekliyor? Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakıyorum ay yıldızınızın çok parlayacağı bir dönem yıldızınız parlıyor arkadaşlar benim düşük yıldızım deme kahve falında da çıktı ya büyüyü bozduruyorsun ya negatif enerji temizliği yaptırıyorsun kabuğunu kırdığını görüyorum kesinlikle hayırlı bir haber alıyorsun seni havalara sıçratacak güzel bir haber var cinsellikle ilgili olsun aşk hayatıyla ilgili olsun iki insanın birleşmesi ve kabuğunu kırması söz konusu. Kesinlikle bakınız. Yalnız bir şeyler gecikmiş arkadaşlar. Neden gecikmiş görüyor musun? Özgürleşemediğin için gecikmiş. Özgürleş diyor. Önce zihnini özgürleş. Özgürleştir. Sonra parayla ilgili durumunu özgürleştir. Sonra işe koyuldu. Büyüme ve öğrenmenin yolu olarak farklı girişim ve tecrübeler dene. Melekler sana önce zihninde bir özgürlük yarat diyor arkadaşım. Önce bir zihninde özgürlük yarat sonra yıldızının parlaması için uğraşacaksın. Bakın şu dedikodu var ya şu dedikodu ve toprağa gömülmüş bir büyü arkadaşlar bir çift göz görüyor musun? Toprağa gömülmüş ve havaya bırakılmış bir büyü negatif enerji onu bir türlü çözdürememişsin yakın zamanda bunu çözdüreceğini görüyorum bir takım olasılıkları hayata katacaksın kendini yeniden yapılandıracaksın bakın arkadaşlar hane içerisinde rahatsınız güzelsiniz yeni başlangıçlar yapıyorsunuz neşelisiniz hane için neşeli geldi güneş yeniden doğuyor senin için taşınma işlemin varsa gerçekleştiriyorsun Ev alma işlemin varsa gerçekleşiyor. Bütün duaların duyulmuş. Bir uçurumun kenarından kıl payı kurtarmışsın kendini. Aşkta yüzün gülecek ve seni güzel bulan, seni anlamlı bulan birisiyle güzel bir aşka yerken açıyorsun. Çok az kalmış. Mutluluğa bir adım kalmış. Moralin yükselecek. Tam 12'den vuracaksın. Bakın ama şurada bakınız. Bir kırılma noktası var arkadaşlar bir ilişki birdenbire yani sanki bir tartışmayla beraber sanki bir uzlaşmazlıkla beraber devrilmiş iki insan ayrı yerlere düşmüş ama bakın bunun sebebi var yani arkadaşlar bunun sebebi var size sanki bir mühür vurulmuş bakınız sen evinde yuvanda mutluyken işlerin yolunda giderken mühürü görüyor musun bakın arkadaşım bu büyüdür mutluluğuna bir mühür vurulmuş. Kötü anlamda bir mühür. Mühürleme işlemi yaparız ama diyor ki bak kötü anlamda bir mühür yapıldı, büyü yapıldı. Kısa süre sonra bu iş düzelecek ama sen de ona karşı mühür vuracaksın. Büyüye karşı bir mühürleme işlemi yaptıracaksın. Manyetik bir mühür yaptıracaksın. Onlar toprağa bir mühür yapmışlar. Toprağa bir büyü gömülmüş. Sen de manyetik bir mühürleme yapacaksın. Bu ayrılık son bulacak. Bakın dişi ve erkek dengesi yerine oturuyor arkadaşlar. Dişi ve erkek dengesinin yerine oturacağı bir süreçtesiniz. Evet yardımsever insan çıkıyor. Birisi sana yardım etmek istiyor. Kim olabileceğini düşün ve bağlantıya geç. Arkadaşlar boğa burçlarına yardım geliyor. Eski bir arkadaş geliyor. Bir tatile çıkma planları var. Bir iş gezisine gitme planları var. Hayata geçiyor. Geliyor musun? Bak evli olan boğa burçları. Kara enerji var şu anda ok işareti modunu düşürdüğünü Belki bir araba sattın yerine koyamadın. Belki ev sattın yerine koyamadın. Ve gerçekten şurada görüyorum ki arkadaşlar kendini bir türlü suçlamaktan vazgeçmiyorsun. Büyü var negatif enerji var. Akış durmuş arkadaşlar. Evlilikle ilgili bakın bir mezara büyü gömülmüş. Evlilikle ilgili bir şeyler durmuş. Ya evlenme gecikmiş, evliysen boşanma aşamasına gelmişsin. Ve enerjini tazeleyeceğini görüyorum. Arkadaşlar bir süre dinlen, bir süre dinlenmeniz gereken süreçlerden geçiyorsunuz. Dinleneceksin, sıkıntıyı, üzüntüyü atacaksın. Ve gerçekten çok iyi olumlu gelişmeleri araştırınca bulacaksın. Serbest bir girişim yapacağını, maddi konuları şifalandıracağını görüyorum. Bazı boğa burcu hanımları ya da beyleri hamilelik yaşayabilir. Yeni bir bebeğin doğumu, bir çocuk dünyaya gelmesi ya da evlatlarınızla ilgili bir sorunun birdenbire çözülmesi söz konusu. Bakıyorum arkadaşlar. Evet. Kendi seçimini yapmışsın. Seçimin çok iyi arkadaşım. Çok güzel şeyler yaşayacaksın. Yeniden doğacaksın adeta. Bakınız meditasyon var ve edebiyet diyor. Edebiyat. Edebiyat arkadaşlar. Şimdi şurada bakınız. Şurada bir telepatik olay söz konusu arkadaşlar. Bir saygısızlık yapılmış size karşı. Edebiyattan uzak. Yani bir iş hayatında yazılı bir uyarı almış olabilirsin. Sözlü bir uyarı almış olabilirsin. Bir türlü düzelmeyen işler var. İş hayatınla ilgili sorunlar var. Yerleşke ile ilgili sorunlar var ve bunların tamamının çözülmesi bekleniyor arkadaşlar. Tamamının çözüleceğini görüyorum. İş hayatında düşmanları alt edeceksin Mart ayında. Refah dalgaları seninle olacak. Diyor ki yeni bolluk ve heyecan verici fırsatlar şimdi seni kuşatıyor. Kesinlikle maddi kazancı elde ettiğin bir aydasın sevgili dostum. Mart ayı sana sürprizlerle geliyor sevgili Boğa Burcu. Videomu eğer beğendiysen Mart ayı ile ilgili yorumlarıma katılıyorsan, not aldıysan, benimle ilgili olumlu düşüncelerin varsa likelayın, beğeni butonuna basın, yorum kısmına emoji bırakın, seviyorum sizi, hoşçakalın, hoşçakalın efendim.